Hele ki 15 Şubat'taki güneş tutulmasından sonra ciddi anlamda ülkemizin öne açılacak ama ben geçen hafta da söyledim. Beni e, savaş korkutmuyor. Beni toprak alanındaki <laughs> hareketlenmeler düşündürüyor. Geçen hafta ben söyledim mu? ve biliyorsun büyük bir deprem, deprem yaşadı. Oldu. Yani dünyanın genelinde Sen ülkemiz için mi bu deprem bekliyorsun? yani? Yani şöyle olursun. söyleyeyim. Türkiye'de deprem olacak demiyorum toprakta sallantılar olabilir. Şimdi zaten korkuyla beslenen birçok kişi var. Ellerinde değil. Bir de benim hayata bakışım şu. Duygu olarak hazırlanmak gerekiyor şok etkisi yaşamamak için. Şimdi hazır olmadığımız bir şey başımıza geldiğinde biz duygu olarak bunu hazır olmadığımızda ne oluyor? Şok etkisi yaşıyoruz. Bir de e, hiç kimsenin bilinçaltına Olumsuz tohumlar atmaya hakkımız yok. Evet, zor bir süreçten geçiyoruz. Biz dikkatli ve tedbirli olalım hanımlar. Ya bu konuda riskler var. Var. Biz dikkatli ve tedbirli olalım. Yani Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ülkemiz için toprak hareketleri çok yoğun olabilir. Tedbirli ve dikkatli olursak niye dikkat etmedik diye daha sonrasında pişmanlık yaşamayız ama e, kaderde başımıza gelecek bir şey varsa. Ee, ...engel de olamayacaksak o da artık Allah'ın bize biçmiş olduğu ömürdür ve yaşamdır. Ya zaten şöyle bir şey var. Yarını, yarını ve geli, geçmişi düşünmekten hiçbirimiz bugün yaşayamıyoruz. Ya dünde kaldık, dünün telaşıyla yaşıyoruz. Bana şunu yaptılar, bunu yaptılar, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ya da yarının telaşını yaşıyoruz. Yarın ne olacak? Hangimiz günü yaşıp, yaşayıp hangimiz günün keyfine varıyoruz? Yarınları düşünerek kaç günümüz geçti? Bizim buradaki görevimiz ne? Bırakın geçmişi, odaklanın geleceğe. Daha yeni bir hafta önce bir hanımefendiye danışmanlık veriyorum. Kocasından çok büyük eziyet görmüş. Adam öleli 40 yıl olmuş. Onu yiyen karıncaların zülalesi bile ortada yok. Ölmüş gitmiş beyefendi hala adamı konuşuyor. Dedim ki Ah, güzel Ne yapsın diyeceğim. kim bilir ne çekmiş. Tamam ne çekmiş ama öleli 40 yıl olmuş. 20 yılda birlikte yaşatmış. 60 yıllık ömrü geride bırakmış. Bu arada sana bir müjdem var. Biliyorsunuz her pazartesi günü Nuray Sayar'ı sizlerin evine geliyor. Eğer Nuray Sayar'ın evinize gelip evinizdeki e, objelerden tutun mobilyalara kadar yanlış koyduğunuz. Alandaki enerjiye evet, kadar. Alandaki enerjiye kadar. Bütün her şeyi yerinde tespit etmesini istiyorsanız Bizi aşağıda gördüğünüz numaradan arayacaksınız. Arayın adınızı soyadınızı yazdırın. Nuray Sayar'ı evinize gelecek. Ebru Hanım vardı hatırlar mısın Ebru Hanım'ı? Ebru Hanım. Bundan e, bir buçuk iki ay önce falan yayınlamıştık. Evine evet. gitmiştik. Hatta arkadaşlar fotoğraf varsa Ebru Hanım fotoğrafını getirelim. Bakalım. Bak hatırlayacaksın Mutlaka şimdi. hatırlarım. Ebru Hanım'ın evine gittik. Ebru Hanım iş bulamamaktan <laughs> şikayet ediyordu. Enerjisini işte Ebru Hanım. Aa hatırladım evet. Ebru Hanım telefon açtı. İş bulmuş, Oo, hayat yoluna girmiş. Ebu Hanım alkışlıyorum. Ne o kadar o, mutlu oldum ki. O. Bütün seyircilerden de bu konuda geri dönüşler ve İnanılmaz oldum. mutlu oldum Ama biliyor Nur, musun? Ama Nur ben hakikaten hem bir astrolog olarak hem bir enerji uzmanı olarak her gittiğim evde özel danışmanlık verip özel şifa çalışmaları yapıyorum. Mutlu oldum, çok mutlu oldum. Benim için en büyük hediye budur işte. Canım benim.